Arkadaşlar herkese selam tekrardan. Muğla'dan, Muğla vloglarının birincisinden. Umarım sonuncusu olmaz. Ay gerçekten hava çok güzel. Biraz önce yağmur yağdı. Burada canım kankim var. Neler yaş? Dur geçme. Abi biz ne yapıyoruz? Ben şaşırdım. Sivile. Neyse. Şu an A101'e bir meşoka artık neresiyse oraya kırtasiye alışverişi yapmaya gidiyoruz. Çünkü bu Örkan Hanım bizi buraya getirdi. Ve ben sabah yani 10 saat 9 saatlik yolculuğum 10 saat sürdü, hiç uyumadım ve buramda bir tane bir şey çıktı. Arkadaşlar şu çocuğa bakar mısınız? Çocuk haftada 2 gün yüzmeye gidiyor. Yüzüyor musun? Öğrenecek, benden önce öğrenecek yüzmeyi. Öğrendim zaten. Ha, bu arada Mehmet Ali'yi bir gün yüzmeye götürürüz, onu da size çekerim. Nasıl fıt 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 yüzüyorsun falan filan. Şimdi Dilay'la Şener de geliyor. Bugün çarşamba kanki. Nasıl lan? Pazar. Evet, Şenay ve Dilay açıklardı gözüküyor. Niye gelmiyor ya? Kimle konuşuyor? Kahraman mı? Dilay, kanalıma selam de. Var mı? Bunları paylaşmayacağım. Bunları paylaşacağım. Dilay benden uzun bu arada arkadaşlar. Burada da bizim Şenay Çelik. Afyonlu girl. Artık Şenay da bir üniversite öğrencisi oldu bu arada. Neyse, bir şey söyleyeyim mi? Muğla'da ilk defa vlog çekiyorum ve Ankara'dan tabii tecrübelerim sayesinde utanmayı bıraktım. Neyse markete girince çekerim. Öyle. Görüşürüz. Bugün çarşamba pazarı var. Neyse arkadaşlar şimdi Migros'a giriyoruz ve girdik. Uygun fiyatlı bulduğum her şeyi alıyorum. Lise ilkokul alışveriş yapıyormuş gibi. Neyse göstereceğim. Evde de gösterebilirim. Burada da göstereyim. Defterlere bakabilir miyiz şimdilik? Şu 3 tane şöyle defter aldık. Bir tane de böyle aldık. Başka olmaması peki Migros'tan? Dilan bana bak. Mehmet'e sen ne aldın? He? Ben bir şey mi? Neden? Sen okula gitmeyeceksin mi? Gel şuradan bir tane bir şey seç. Dur Mehmet Ali'ye şunlardan alalım. Bunlardan alalım mı? İğrençmiş bu arada bu. Buluşma. Arkadaşlar şimdi A101'e geldik Migros'ta. 125 lira sanırım, 125 lira dedik. Göstereceğim eve gidince. Şimdi Mehmet Ali su şişesi bakıyor ama pembe. Ben mor değil mi lan bu? Bak. Mor değil mi? Mehmet Ali gözüne... Mor diyenler yani bilmiyorum, biraz renk körlüğü yaşıyor olabilir. Biraz. Neyse buradaki abi şeylere bakacağız ama burada yok gibi sanki. Aman pipo tipi var mı lan bunda? Badminton o kanka. Evet şimdi şoktayız. A101'de hiçbir şey yoktu. Ay bundan alalım Mehmet Ali, iş yapıyor mu? Şey, gözlüğü niye öyle takıyorsun? Düşüyor kafama. Böyle ne aldıkmış şu an? Hı? Evet bu çok çirkin olanlar bile 15 lira. Şu, bak şu desen çok güzel ama. Uf ya. Benim çantam var ama. Bak bu çanta 100 liraymış yani, iyi bence. Değil demek ya. Bunlar bile 16 lira. Böyle arkadaşlar ve şunu fark ettim. Fotokopi kağıtları yani çok da marka olduğunu düşünmüyorum bunun. Yok be. Ve 95 lira yani, şaka olması, keşke ki gerçekten şaka olsa. Şu kalemlerden aldım. Pembesi ve moru çok güzel yazıyor ama bir de kahverengisi güzel yazıyor. Diğer renkler çok gözükmüyor yani, ona göre aklınızda bulunabilir. Bunları geçen sene 19 liraya almıştım. Şu an 29 liraya çıkmış falan filan böyle. Neyse biz gidiyoruz. Boya kalemi, sen ortaokul değil misin kanki? Ama bu marka olmaz. Şey Faber falan alırız. Geç bunu. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Ciao. Nasıl yürüyorsun senin? Ama ben 25 liraya almıştım. Ne o? Evet onlar çok kötü olmuş. Apollo. Çok isterim. Ben ne yaptım diyeyim? Kafasını kaybettim. Şu mu şu mu? Bu kötü, bu kötü. Çok aldım ben bundan. Şunu alayım. Şunu alayım. Alalım. Bu kaç para? Bunu kalem mi takabiliriz? Tamam. Bunu da aldık. Bunu da alıyoruz. Saydın mı? Aa şu farklı. Dur bakayım, bekle. Başka bir şey. Okey, bugünlük oyunumuzu doyduk. Bak, bak ulan, bak ulan. Şöyle yapayım dedi. Hiç vurmuş değil mi diye. Pamuk şeker. Bu ne? Arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba olduğu için. İki tane salam.
yedim. Canlı canlı. Öküz mü ya? Beni sinir etti bak. Abi herkes neden bana bakıyor ya? Ankara böyle değil. Herkes gözüme bakıyor. Abi uzak durun benden. Ya çocuk bir de bana bir şey dedi. Kamera da çıktı. Yükseldim. Şimdi bu arada biz marketleri bıraktık. Kırtasiye'ye gitmeye karar verdik. Kırtasiye'lere göre biraz dönebiliriz. İşte ekonomi bizi buna yaptı. Öyle. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şimdi Mehmet Ali'nin bitirdiği, yani ilkokul bitirdiği okulun önündeyiz. Bu okul gerçekten çok güzel. Zaten çok eski bir okulmuş. Size çekeyim. Böyle koca Mustafa Efendi ilkokulu. Ve Mehmet Ali. Gelinmiyor zaten bizim. Ne? Buradan gelinmiyor. Hadi herkese bilgi ver. Bu okulu. Evet. Okul. Burası senin okulun. Evet, ortaokula geçti artık. Okulun da. Böyle. Güzel ama. Bakar mısınız? Bayağı güzel. Benim hiç böyle ilkokulum olmadı maalesef ki. İstanbul'da en çok dondurmalarını sevdiğim yer Harun Usta'nın yeri. Arkadaşlar şu an hedefimize ulaştık. Hedef kırtasiyedeyiz. Bunu yaparken gerçekten planladım ve eğlendim. Arkadaşlar Muğla'da su gösterisine katıldık. Sakın. Su gösterisini izliyoruz. Böyle Orhaniye Camisi'nin önünde böyle bir yer var. Hadi. Hadi. Bu arada hedeften çıktık. Hedef aşırı pahalıydı. Şimdi Ercanlar'a gidiyoruz. Mehmet'in gücünü gösteriyorum size. Ablacığım vaktiniz yok. Gel. Mehmet'e şey yapabilir misin? Bir dakika. Arkadaşlar şimdi Ercanlar'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aile içinde bir tane hain yetişmesi çok zor bir şey. Efendim? Ben bir tane süperim cillere hiç para... Ay, Sonic 2 var ya. Hı hı. O sinemalardaydı ya. Evet. Ben onu beleşe izledim. Nasıl izledin? Nasıl mı? Hadi herkes anlat. Bilgisayar ego boş ver onları anlat. Bilgisayardan ben de sinema bileti kazandım sandım. Hayır hayır. Sinemaya gitmedim yani evde izledim. Aynen. Bu arada Ercanlar'a geldik. Size evde Kahir'in göstereceğim. Bu kız benim vloglarıma çıkmıyor. Bu kızın boyu beni geçmiş. Ya ne yapıyorsun ya? Güzelliğini neden gizliyorsun kardeşim? Neyse Ercanlar'a giriyoruz. Sonra görüşürüz. Detay da bak. Arkadaşlar şimdi Ercanlar'dan çıktık. Değil mi Dilek? Çıktık mı? Neyse şimdi çıktık. Size tüm aldıklarımızı biraz sonra göstereceğim. Fiyat toplamı da yapacağız. Ve deftersiz hali, yani sadece birkaç tane defter almıştık en başta. Tuttum. Neyse. Sadece gerçekten o kadar az şey aldık ki. O kadar çok fiyat tuttu yani. Şok oldum. Neyse göstereceğim gelince. Şimdi bunlar midye yemek istiyor. Midye yiyecekler. Ben tabii ki asla yemeyeceğim. Akşama yani yemek yiyeceğim yani. Anladınız? Öyle. Ve midye asla yemem zaten normal şartlar altında da ben. Ama çiğ köfte yerim. Belki yerim. Hadi. Bin kere sizi mi bekleyeceğim? Arkadaşlar bunlar cani insanın oldukları için midyelerini de aldılar. Şimdi nasıl? Ben asla yemem bu arada o boklu şeyi. Umurumda olmaz. Ben yiyeceğim. Yiyecekler işte. Yani akşam bilmiyorum. Garip. Bu da yani bugünkü ilk... Bu da yani yorgunluğumuzdan öyle bir denk geldi ki. Öyle yani. Neyse. Para harcadığımız için sadece canım biraz sıkkın. Çünkü para harcayınca mutsuz oluyorum ben. Öyle. Neyse eve gidin. Damarımda işlemedim. Daha benim işlemediğim için koydum. Ya he tamam. İşte bana her türlü para. Orada yazıyor ki Datça bademli gazoz. Datça bademli mi? Bir ara deneyebiliriz arkadaşlar. Neyse. Ya bu Muğla halkı beni rezil ediyor. Sen çeksene biraz vlog. Biraz bakayım. Ama şöyle şöyle elini tut. Kameradan gözükmeyelim. Herkese merhaba.
Meryem'in vlog kanalına hoş geldiniz. Çekilin, senin görme. Aşağıdan çekme ama. Ya aşağıdan çekilir bu vlog. Dur sana gözlük takalım. Of! Allah'ım bu çocuk ne? Allah'ım bu çocuk ne? Şaka mı? Şaka deme. Sen geç çıkalım. Nintendo'm hayırlı olsun alalım. Ay. Nasıl gördün mü? Kolun ağrıdı mı? Hayır. Ben evde görüşürüz. Görüşürüz. Kapatayım hadi. Hadi kapat. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ay bay bay. Arkadaşlar dedim ki herkes yerken neden ben yemeyeyim? Bir tane midye yiyeceğim şimdi. Ay küçücük, en küçük boyunu aldım. Seçtim özellikle. Şimdi açacağım. Ay. Demek yeme yeme kusacaksın, uğraşamam bak. Asla. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aldıklarımı önüme koydum. Evde ayarlayabildiğim en iyi açıyı koydum. Işık da gitmeden size aldıklarımızı göstereceğim. Şimdi Migros'tan 3 tane şöyle defter aldık. Göstereyim. Bir tanesi çizgili, diğer ikisi düz, yani boş kağıt. Ve bunlar 10 lira. Yani şurası 30 lira. Devam ediyoruz. Böyle meme deliği bir tane bilim çocuk dergisi aldık. Ay, çok güzel. Ve var. Bunu gerçekten memeleri okuyacak, öğrenecek, etkinliklerini yapacak. Gel şurada yanımda aç kanki. Neyse, meme deli onu bir yandan açarken ben de size diğerlerini de göstereyim. Şu şekilde gerçekten çok güzel not defterleri aldık. Bir saniye göstereceğim. Böyle yazıyorsunuz ve pıt pıt koparmalı. Bunlardan da 3 tane aslında aldık. İkisi benim. Ah. Bir tanesi Dilay'ın ya da Şahin'in. Tam hatırlamıyorum. Ah. Kareli. Ay bismillah. Şöyle kendime bir tane uç aldım. Altılısı 22 liraydı. Arkadaşlar liraya. Açtım. Sen önce bir incele kanki. Biz en son seninkini gösterelim, tamam mı? Memeleri şu an açtı ve inceliyor arkadaşlar. Neyse. Uç aldım kendime altılı. Şöyle memeleri bir tane tahta kalemi aldık. Şimdi şöyle açıdan alayım kanki. Sonra yine bunu Şener Dilay kendilerine ortak aldılar. Ben ama diğerini kendim aldım. Bunu Şener'le ikimiz ortak paylaşmak için aldık. Ama Şener'e. Bunlar indirimdeydi. Bir alana bir bedava mı neydi? 5,5 lira ikisini aldık. Olips. İndirimde bir tane duş jeli aldık. Burası bir gereksiz oldu ama. Evet, bunları da aldık. Sonra kırtasiyeye gittik malumatınız. Orası çok pahalıydı. Yani şu kadarcık şeye bakın. Yemin ediyorum bir avuç kalem ve 76 lira burası. Debs dandik hani. Aynen, marka değil. Bir tane Reliable Art Line. Marka değil dedikler. Art Line. Evet, Art Line marka mı? Marka. Bir tane böyle Dilay kalem aldı. Kapacak mıymış? Hayır, işte sesler duyuyoruz. Burası da böyle bir ülke. Şunu aldım, bunu lisede çok kullanırdım. O yüzden bundan aldım. Dilay da bunun mavisinden aldı. Şöyle. Bunlar 10,5 liraydı. Yani bence gayet ekonomik bir kalem. Bunu aldık. Tekrardan gösteriyorum. Kaç para? 18. Ne? Bir tanesi mi 18 lira? Birazcık. 13 liraydı. Lan. 18 ya da 13 işte, bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Hiç neyse. Okey. Tamamdır. Kan çıkarım. Bilal bir tane müzik azıklamış. Şenay bir tane Faber normal. Her zamanki Faberlerden aldı. Ama rengi çok güzel. Nasıl ya? Faber almışsın. Daha ne istiyorsun? Kaç para? 12 lira ya. 12 liraymış. Bir tane böyle kalem aldı. 2-3 lira bu. Affettiler onu alırken bana bir de. Kalemi, kurşun kalemi. Kurşun kalemi yapacaksın dedik. Haklıyız. Bir tane ben şöyle bir tane Faber'in normal kırmızı kalemini aldım. Şenay bunlar defterleri konulacak. Bunlar da Mehmet Ali'nin ilk değil ama ilk ona aldığımız şey. Ortaokula için aldığımız ilk uçlu kalemleri. Şunu da bizim lisede Gamze diye bir arkadaşım vardı. O çok kullanırdı. Onu görünce aklıma geldi. Bu da zaten yılların Faber'i. Hiç eskimeyen. Buraların kodlarını falan göstermeyeceğim. O kadar da abartmayın. Bu kadar. Şimdi bunların fiyatlarını hesaplasın Şenay bize. Bu matematikçi olduğu için. Kim? Matematik okuyandan da. Evet, şimdi arkadaşlar Mehmet Ali'nin dergisine bakacağız. Neler var içinde, neler çıktı. Böyle stickerlar var. Deftere yapıştırmak için ad soyad stikerleri. Bu çok güzel. Ah, gerçekten hiçbir şeyim olmadı. Buna yazarım. Sonra burada işte meslekler ve mesleklerin ne olduğuna dair bilgiler var. Bunları Mehmet Ali'yle okuyacağız. Aynı şekilde burada ve burada da var. Şöyle arkaları full dolu. Bu şekilde. Şimdi derginin içini size birazcık şöyle gösterelim. Bir tane göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi dergimizi açıyoruz.
İçerinde neler varmış Rumeli? Bilimle alakalı işte zaten. Bilim çocuk olduğu için adı üzere. Böyle ilgimi çeken birkaç sayfayı göstereyim. Çünkü hepsini gösterirsek vaktimiz olmaz. Böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşım bana bak. Uzayda geçiren zaman kemikler ütülüyor. Bunları gün gün okumamız lazım Uzucuğum. Evet. Aa bak böyle karikatürler. Karikatür mü bunların? Evet, evet, karikatürler çok güzel oluyor. Simit ve peynirle bilim insanlarının öyküleri. Yine buralarda karikatürler var. Burada böyle insanlar bisiklet çizmesi. Evet. Güneşle alakalı bir şey. Gemi mi lan bu? Tamam bu kadar detaylı anlatmayalım. Burada bir şeyler. Burada bir bulmaca falan tamamlama gibi bir şey var. Bu da adamla bir şey. Yine bir şeyler. Mesleklerle alakalı bir şeyler. Burada bir bulmaca var. Değil mi? Uçak kalkıyor. Einstein mi o? Benim. Hızlı geçelim. Yani burada buralarda oyunlar var. Oyunlar var, oyunlar var. Bilgiler var. Bunların hepsini okuyacak. Böyle bir tane bir şey var. Sen ama bunları yeni öğreneceksin daha. Geç. Edindiğim yeni hobi. Hobi lafı. Evet. Uzay. Evet. Aa burada Mario. Gezegenler Aa. Hakkında bilgiler. Evet. Mario. Bunları gerçekten güzel okuyabiliriz. Cüce gezegen. Evet, cüce gezegen. Artık bu gezegen çok çıkmış mı? Jüpiter, asteroid kuşağı, Mars, Dünya, Venüs. Bunların içerikleri çok güzelleşmiş Mehmet'e. Bir ara bayağı kötü olmuştu. Yani öyle demiş diyor yani eskiden. Gerekli malzeme. Bir, o ne? Bir tarif var. Ev yapımı dondurma nasıl olur? Oo, belki yaparız. Ay şey ne var? Ev dondurma yapıyoruz yarın akşam. Evet, bir dakika vlogda dondurma keyfi. Burada yine devam eden bir şeyler. Bulacağım. Yol uçağı pilotu, jet uçağı pilotu, pırpır pilotu, helikopter pilotu. Evet. Tor. Tamam. Böyle mikrofon, devlet kart. Ben hızlı göstereyim. Biraz sonra bir bakalım. Burada hayvanlar mı var? Ha burada çizimler var. Çok güzel çizmiş adam. Kolem Fırat. 7 yaş İzmir. 7 yaşında bir tane çocuk bunu çizmiş İzmir. Ben şunu çok beğendim. 10 yaşındaki birisi çizmiş. Kaplumbağa çok güzel. Aynen. Şengiz. Evet. Dur Betül'ünki de güzel bak. Evet. Arkadaşlar güzel şeyler varmış. O kadar da güzel olmamış ama neyse. Yani herkesin yeteneği farklı. Böyle. Burada diğer seyirleri gösteriyor. Burada da bir şeyler var işte. Aynen. Diğerleri de böyle. Okuyacak mısın bana? Okuyacağım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz evde sizin YouTuberlığınıza dalga geçen 3 tane kardeşimiz Hayır, varsa. Hayır sorma Mehmet Ali'yi dedim ben. Sen susardın dedin ya biz de kes dedik. Arkadaşlar neyse benim bugünkü vlogum burada sona erdi. Bye. Benim için... Arkadaşlar. Dilan mı? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bir şey olmaz herkes görüşmeliyim. Konuşturmuyorlar. Tamam. Arkadaşlar Muğla'daki ilk gün videom burada öyle sona erdi. Bin kere deminden beri konuşmadılar. Oraları koymayacağım. Neyse. Bir başka vlogda görüşmek üzere. O iş çıkıyor kalın. Sesi duyuyor musunuz? Gerçekten bu evde ben ne yapacağım bilmiyorum. Başka bir günde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar başka bir vlogda görüşmek üzere. Muğla'daki ilk günüm burada sona erdi. Arkadan gelen sesleri sakın deminden beri aldırış etmemiş olun. Çünkü evde benimle uğraşıyorlar. Neyse görüşürüz. Bakın. Kimmiş bunlar ya? Vlog. Geldik defter almaya.